Can, teşekkür ediyoruz. Peki nelere dikkat edilmeli bu konuda? Ben de hemen konuğumuza dönmek istiyorum. Nizamettin Aşağı yanımızda, Emlakçılar Odası Başkanı. Efendim hoş geldiniz haber yayınına. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size. Az önce de söyledik, Ekim ve Kasım ayları özellikle kontratların yoğun olarak yapıldığı bir ay. Önce şuradan başlamak istiyorum. Kiracılar neye dikkat etmeli kontrat imzalarken? Evet, şimdi son günlerde zaten bir olay oldu biliyorsunuz. ÜFE mi olacak, TÜFE mi olacak? Yıllık artıştan bahsediyoruz tabii. Şimdi borçlar kanuna baktığınız zaman ÜFE, üretici fiyat endeksi aslında uygulanması lazım. Ama bir koşulla sözleşmede, yani kira kontratında tespit edilmiş belli bir yüzde yok ise, yani biz kendimiz aramızda anlaşmış olabiliriz %10, %5, hatta hiç zam yapmayacağız diye. Eğer bir madde yok ise, herhangi bir husus belirtilmemiş ise, işte bir şekilde mahkemeye veya hukuka intikal ederse, o zaman borçlar kanunu diyor ki ÜFE'yi uygulayacaksın. Yani ÜFE'nin 12 aylık ortalamasını uygulayacaksın diyor. Ama tespit edilmiş bir şey varsa uygulanacak. Şimdi kafa bundan karışıyor biliyorsunuz. Son dönemde Sayın Bakanımızın bir açıklaması vardı. Bundan sonra dedi, ekonomik tedbirler çerçevesinde biz ÜFE değil TÜFE uygulayacağız dedi. Tüketici fiyat endeksi daha düşük çıkıyor tabii. Biraz enflasyondan daha düşük. Onun için TÜFE. Ama ne zaman? Ekonomik tedbirlerin ve bu paketin uygulama süresi Ocak ayında başlıyor. 2019 yılının Ocak ayından itibaren başlıyor. 2019 ayının Ocak ayından itibaren başlıyor. Yani Ocak ayından itibaren her halükarda artık bu herhalde bir kanun şeklinde yayınlanacak veya borçlar kanunu bir değişiklik yapılacak. Bu o zaman TÜFE olarak uygulanacak. Tüketici fiyat endeksi. Ama şu anda yine söylüyorum, bakın kontratta belli bir yüzde ifade edilmemişse, iş anlaşmazlık safhasına geldiyse veyahut mal sahibi ben bunu uygulayacağım diyorsa, bir yüzde yoksa yani kontratta, o zaman ÜFE'yi uygulayabilir şu anda. 23.73 aylık, 12 aylık ortalaması Kasım ayı için %23.73. Ama bu da çok, hani deyim yerindeyse, bir afaki bir rakam. Yani 1000 liralık bir kiraya yaklaşık 1250 lira olacak. 3 lira falan gibi. Sizin böyle bir tavsiyeniz var mı? Kesinlikle arkadaş. Yok. Bakın kesinlikle yok. Biz hep şunu söylüyoruz. Son 5-6 yıldan bu yana bizim hiçbir mal sahibimiz aylık %10'dan fazla zam yapmadı. Biz de tavsiye ediyoruz ona, sakın zam yapma. Öyle aman kanun bunu diyor, efendim endeks bu çıktı, enflasyon bu çıktı, sen buna uyum sağlarsan o kiracı çıkıp gider, siz aynı fiyata bile kiracı bulamazsınız. Onun için çok sayıda kiralık ev var şu anda ve aylarca boş kalıyor. Mal sahiplerimiz aslında bunu biliyor. Tamam, yani bir istatistik açıklanıyor. TÜFE açıklanıyor, ÜFE açıklanıyor, şu olacak, bu olacak, ama uygulama böyle değil. Yani piyasada şu anda yapılan uygulamada mal sahiplerimiz en fazla %10 yapıyor. Hatta onu bile yapmayan mal sahibimiz var. Kiracı düzgün ödüyorsa, bir sıkıntı yok ise, herhangi bir konuda bir anlaşmazlık yok ise, kiracıdan memnunsa adam diyor aman zam bile yapmayacağım, kal diyor yani. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Belli bir oranda anlaşılırsa mesele yok. Hukukate intikal ederse ÜFE, ama Ocak ayından itibaren mutlaka tüketici fiyat endeksi uygulanmaya başlayacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Nizamettin Aşağı konuğumuzdu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.